Hocam. Hamdolsun, iyisiniz. Nasılsınız? Teşekkürler, nasılsınız? Çok biz bomba gibiyiz vallahi hocam. Haftanın ilk günü, değil mi? Maşallah. Bomba gibiyiz bugün. Evet. Bugün nelerden bahsedeceğiz? Evet, kış ayına doğru girerken yavaş yavaş ağrılar, sızılar başlıyor. Romatizma hastalıkları. Evet. Omuz, sırt, bel, baş ağrıları vesaire. Özellikle de kalifer yandığı zaman kişi kaliferin önüne şöyle kavuç koyuyor, koltuk koyuyor da yaslanıyorsa ne olur? Belinde, sırtında biraz ısı artar, soğur, artar, soğur ve bir de bakar ki romatizmaya yakalanmış. Bu nedenle kaliferlere hemen bitişik olarak kavuçlara, sandalye veyahut da herhangi bir şey oturmamak gerekir. Kaliferle kişi arasında biraz mesafe olması gerekir. Biz yapışıyoruz hocam. Yapıştığı zaman kalifere şöyle, yok yani 1-2 dakika önemli değil de sürekli kalifere böyle yapışık olarak oturursa kişi vücut ısısı sürekli değiştiği için soğur, ısınır, soğur, ısınır ve burada oluşan iltihapları tetikler. Vücut ısısı değiştiği için kanın da pH değeri sürekli bozulduğu için romatizmayı tetikler. Bu nedenle biraz mesafe olması gerekir. Oradaki ısının havaya dağılması gerekir. Romatizma rahatsızlığı olanlar için dünyada en etkili bitki nedir? Şeytan pençesi. Şeytan pençesi? Forte evet. Mi? Fortesi de var. Bu gördüğünüz bitki bir böyle uzun bir kökü var kazık şeklinde. Bu yerin altında 2 metre derinlikte Afrika çöllerinde yetişir. Namibya çöllerinde. Bütün Alman firmaları orayı işgal etmiş. Burada yok değil mi hocam? Türkiye'de Urfa'da yetiştirilebilir. Urfa'da. İklim olarak uygun. Urfa civarında. Ama biliyorlar mı? Bilmiyorlar herhalde değil mi? Yani uğraşmak gerekir. Bunun için de zaman gerekir. Bilmiyorum yani. Denemek gerekir. Bunun artı böyle patates gibi iri kökleri var. Bu köklerinde romatizmaya karşı çok çok etkili bir madde var. Herpagozit. Bununla ilgili klinik araştırmalar yapılmış. Kimyasal ilaçtan daha etkili olduğu belgelenmiştir. 10 binlerce insan üzerinde denemiş. Her türlü omuz, sırt, bel ağrısı, kalçadaki ağrılar, romatizmanın her türü artrit yani eklem iltihaplanması, artroz, eklem deformasyonu, yumuşak doku romatizması yani fibromiyalji, ankilozan spondilit gibi her türlü romatizma hastası tedavi edilmiştir. Bu kökten öğütüldüğü zaman şu gördüğünüz kakao gibi bir pudra gibi bir toz elde edilir. Bildiğimiz kakao değil değil mi hocam? Hayır. Yani rengi, tadı ona benzer. Kakao gibi dedim. Kakao demedim. Kakao. Evet. Bunu çayı 2 tatlı kaşığı günde 3-4 defa hayır şöyle. Kokusu o kadar güzel değil ama hocam. Aktarlardan herhangi bir yerden alamazsınız. Çünkü yok. Sadece bizde bulunur. Hiçbir yerde bak, yok. Yok. Türkiye'de bunu ilk piyasaya getirip süren benim. Satan benim. Bunun birleşimindeki etken madde %2,5 harpagozit. Romatizmaya karşı etken madde. Hafif vakalarda çayı yeterli. Şayet hastalık, romatizma hastalığı ilerlemişse o zaman çayı yeterli değil. Ne yapmak gerekir? Şeytan pençesi forte. Bunun birleşiminde 19 çeşit bitki ekstraktı var. Şeytan pençesi kökü ekstraktı, ısırgan otu ekstraktı, at kuyruğu otu ekstraktı, efendim ayrı kökü ekstraktı gibi 19 çeşit bitki ekstraktı var. En ağır romatizma hastalığı bununla tedavi edilir. Almanya'da çok yaşlı bir bayan, 83 yaşında. Ya doktoru, Alman doktor yanlışlıkla 3 ay yazılması gereken ilacı kadıncağıza 20 yıl yazmış. 20 yıl. Evet. Uyumuş. 20 yıl yaşayacağımız belli mi ki hocam? 20 yıl böbrek nefret yani nedeniyle en fazla 3 ay yazılması gereken yan etkisi nedeniyle çok ağır bir ilaç. 20 yıl yazmış. Yazmış olduğu kadıncağız da kullanmış. Kullana kullana ne oluyor? Bronşit, tansiyon, kolesterol, lipid bir sürü hastalık ortaya çıkmış. Romatizma. Sabah kalktığı zaman elleri böyle artroz oluşmuş. Eklemleri deforme olmuş parmaklarındaki eklemler. Parmaklarını böyle açamıyor, kapatamıyor. Öğlene kadar robot gibi eğilip bükülemiyor.
Benim hanım ona gidiyor, onun kahvaltısını hazırlıyor. Kadıncağız demiş ki ya benim doktorum beni 20 yılda perişan etti. Beyiniz de bu işle uğraşıyor, ona bir zahmet söyleseniz de bana bir çare bulsa. Peki dedim, getir bakayım ürünleri. Getirdi, baktım ki oo, sayılmayacak kadar yan etkisi var. Tamam dedim, biz bunu başlayalım, 6 ayda hiçbir şey kalmaz. Biz ona bu ürünleri verdik, kullandı. 6 ay sonra kadıncağızın hiçbir şeyi kalmadı. Tamamen iyileşti, evet. Şimdi bir de sistemik lupus dediğimiz bir hastalık var. Sistemik lupus, böbrek, Türkçesi var mı hocam? Böbrek tutulum, yani organlarda, akciğerde, böbreklerde, karaciğerde, iç organlarda, herhangi bir organda kurt yemiş gibi olduğu için lupus, kurt demek. Sistemik lupus. Orada bu da bir çeşit romatizma. Genç bir bayan, yeni evlenmiş, 25-26 yaşında sistemik lupusa yakalanmış. Sistemik lupus da bağışıklık sistemi çöküyor. Ak yuvarları o kadar düşmüş ki 1500'lere düşmüş. Normal 4500-11000 arası olması gerekir. Çok düştüğü için de halsiz, dermansız, yorgun, bitkin, enerjisi bitmiş, hiç ev işi yapamıyor. Sadece kavuşta böyle yatıyor. Uyku hali. Kayınvalidesi, kaynanası, evdeki bütün aile mensupları ya gelin kastı yapıyor, çalışmak istemiyor, tembel diye kadıncağızı bir de psikolojik baskı yapıyorlar. Kadın yapmak istiyor ama yapamıyor, hiçbir şey yapamıyor. Elini bile kaldıramıyor. Bir şeyler yiyor, lavaboya gidiyor, başka hiçbir şey yapamıyor. Beni aradığında tedavi ederiz inşallah dedim. Bu sistemik lupus biraz farklı. Onun için ısırgan forte. Isırgan forte, sistemik lupus ve fibromiyalji, romatizmanın bir alt türü, yumuşak doku romatizmasında etkili. Yani şeytan pençesinden biraz farklı bunun birleşimi. Bu sistemik lupus ve fibromiyalji de çok çok etkili. İksir, aloe vera jel tabii ki kullanmak şart. Vücudu arıtmak, bağışıklık sistemini güçlendirmek için. Bu bayanla başladık biz. Ürünler göndermeye. Bir ay oldu. Beni arıyor, ağlıyor. Dedim niye ağlıyorsunuz? Ne var? Zeynep Hanım, neden ağlıyorsunuz? Ağrılarım geçmedi, sızılarım geçmedi. Halsiz, dermansız, yorgun, bitkinim. Hiçbir şey yapamıyorum. Peki dedim, deneyelim. Bakalım, acele etmeyin. Bir ay henüz çok erken. İki ay oldu, arıyor beni, ağlıyor. Neden ağlıyorsunuz? İşte hiçbir şey değişmedi. Acele etmeyin dedim. Bu çok ağır bir vaka. Basit bir şey değil. Sistemik lupus hastalığı. 3 ay geçti, yine ağlıyor. Allah Allah. Dedim, hep ağlıyor. Yani o telefon ettiği zaman artık telefonu alıp konuşmak bile istemiyorum. Kadıncağızın psikolojisi bozuluyor. Bozulmuş. Benim de psikolojim bozuluyor. Üzülüyorum. 4 ay oldu. Yine telefon etti, ağlıyor. Hep ağlıyorsunuz dedim ya. Ne yapayım, iyileşmiyorum dedim. Acele yok, devam et. 5 ay oldu, yine ağlıyor. Dedim artık tamam, bu bayanı hiç dinlemeyeyim. Çünkü hep ağlıyor. Bakalım ne olacak. 6. ayda yine aradı, yine ağlıyor. Bu sefer yine ağlıyorsunuz dedim. Hep ağlıyorsunuz. Bu sefer dedi, sevinçten ağlıyorum. Neden? Sevinçten ağlıyor. Hep üzüntüden ağlıyordu. 5 defa üzüntüden. 6. sefer sevinçten ağlıyorum. Neden sevinçten ağlıyorum? Ne oldu? Ne var dedim. 6 yıldır ilk defa ütü yapmış. Ütü yapmış. Hiç. 6 saat ütü yapmış. Denemek için. Ütü yapmış, bakmış yorulmuyor. Devam etmiş, devam etmiş. 6 saat hiç yorulmamış. İlk defa 6 ay sonra. Ama 6 ay geçmiş. Sistemik lupus çok ağır bir rahatsızlık. 6 ay sonra ilk defa, yani yıllar sonra, 6 ay ürün kullandıktan sonra, evet, 6 saat çalışmış ve hiç yorulmamış. Kanındaki değerleri, lökosit seviyesi yükselmiş 6000'lere. Enerji tekrar vücuda enerji pompalamaya başlamış. Çok ağır böyle vakaları tedavi ettik. Şimdi bir de ne var? Gut hastalığı. Ne hastalığı hocam? Gut. Kandaki ürik asit oranı yükselirse sigara içenlerde, aşırı et yiyenlerde kan dolaşımı yetersizliği nedeniyle ne olur? Şeker hastalarında da olur. Ayak parmaklarında yavaş yavaş morarma olur. Kesilir. Bir parça keserler. Kangrene çevirir. Yani kesmek gerekir. Sonra ayak bileğine, sonra dize, sonra yavaş yavaş gider yani.
organlar yavaş yavaş iflas eder. Kan dolaşımı olmadığı için. Hı hı. Kılcal kan dolaşımında problem çıkar. Benim babamda da aynı sorun var hocam. Muhammedur Resulullah. Şeker hastası mı? Şeker hastası. Morarma oluyor diğer parmaklarında da. Ha, tedavi ederiz sonra. Dinliyor şimdi problem hocam. Problem değil. Problem değil. Ha, bu kara hindiba gut hastalığında üreyi ürük asidi yavaş yavaş ne yapar? Düşürür. Kanı temizler. Kan temizleyici özelliğe sahiptir. Kan temizler, kan yapıcı özelliklere sahip. Karaciğeri temizler. Hı hı. Artı şeker hastaları için ayrı bir ürün var. Nedir o? Keçi sedefi forte. Hocam onları istiyorum sizden. Tamam mı? Yayından sonra bırakıyorsunuz bana. Tamam. İksir aloe vera jel olmadan olmaz. Neden mı? Olmaz? Şimdi bakın. İksir bütün organları temizler. Kalpteki yağlanma, karaciğer yağlanması, pankreas yağlanması, efendim beyinde loblar arasında kirlilik, bütün organları hı hı. temizler, arıtır. Evet. Evet hocam, hemen bir telefonumuz var. Onları istiyorum ayrıca sizden yayından sonra. Alo. Alo. Telefonumuz düşmüş hocam. Devam evet. edelim. Yani bütün hastalıkları tetikleyen nedir? Bağırsak florasının bozulması, insanların aşırı kimyasal ilaç kullanması nedeniyle kimyasal ilaç bağırsaktaki faydalı bakteriyi yok ediyor, zararlı bakteri ve mantarları azdırıyor. Zararlı bakteri ve mantarların üretmiş olduğu toksik maddeler karaciğere geliyor. Karaciğer yağlanıyor, yoruluyor, zehirleniyor. Tabii Allah korusun, tedavi edilmezse siroza dahi dönüşebilir. Hı hı. Kimyasal ilaçlar karaciğeri zehirliyor yavaş yavaş. Hı hı. Karaciğer artık arıtamaz oluyor bağırsaktan gelen toksik maddeyi. Karaciğerin arıtamadığı toksik maddeler nereye gidiyor? Kanda dolaşıyor. Hangi organa depolanırsa orada problem ortaya çıkıyor. Bu nedenle her türlü hastalıkta mutlak suretle iksir ve aloe vera jeli kullanmak gerekir. Aloe vera bağırsakları temizler. Hı hı. Mantar ve bakterilerin vermiş olduğu toksik maddeler zararını ortadan kaldırır. İksir ise bağışıklık sistemi vücudu arıtır. Her türlü karaciğer yağlanması, pankreas yağlanması vesaireyi ortadan kaldırır. Evet. Alo. Evet. Buyurun efendim. İrfan Bey'le görüşeceğim. Buyurun. İrfan Bey'le görüşeceğiz. Buyurun, İbrahim Bey sizleri dinliyor. İrfan Bey, hocam ben bu bize kasri için... Anlamadım. Dursun Bey. Alo. Anlamadım. Dursun Bey, televizyonumuzun sesini biraz kısalım. Şu anda kıstım. Alo. Buyurun, hı. duyuyoruz. İrfan Bey'den bize kasri için bir ilaç. Ha, gastrit için. Gastrit. Gastrit, gastrit. Evet, gastrit için. He. Gastrit, evet hocam. Gastrite karşı dünyada en etkili ürün bu tonik. Tonik. Nedir tonik? Evet. Gökçek tonik. Lahana suyu ve 19 çeşit bitki içerir. Bununla ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nde Profesör Doktor Cherney, Profesör Doktor Wessler, Profesör Doktor Miller kendi ekipleriyle uzun süre klinik araştırmaları yaptıktan sonra her türlü gastrit, pangastrit, isterse bütün bideyi kaplamış olsun iltihap, gastrit, pangastrit, reflü gibi rahatsızlıkları tonikle tedavi etmek mümkün. Bazıları 15 günde iyileşir, bazıları 3 haftada, 4 haftada, 5 haftayı bulmaz. Hı hı. En ağır gastrit, ülser, reflüyü tedavi etmek mümkün. Bazılarda bir hanımefendi hiçbir şey yiyemiyor. Ne yese dokunuyor, ne yese dokunuyor. Her şey yasak. Dedim problem yok, bakacağız. Biz ona... Bu bir set, tonik 6 şişe bir set. Kullanın bakalım dedim. Bir ay, bir buçuk ay sonra hiçbir şeyiniz kalmaz. 15 gün sonra dedi ki, ya İbrahim Bey, evet ben hiçbir şey artık kullanmak istemiyorum. 15 gün oldu, bir set kullandı. Hı hı. Dedim 15 gün oldu henüz, acele etmeyin. Ben şimdi taş olsa da yiyorum dedi. Hiç problem değil. Her şeyi yiyorum dedi. Her şeyi yiyor. Her şeyi yiyor. Çünkü midede gastrite sebep olan bakteri, Helicobacter pylori isimli akıllı bakteri. Hı hı. Mide aslında karşı kendini korumak için bir köpük üretiyor. Hı hı. Buyurun. Alo. Efendim. Buyurun efendim. Ben yayına bağlanmak istedim ama. Hani. Yayındasınız efendim, buyurun. Ha. Benim şimdi midemde ünser var, bağırsak benim çiçeklerimden sonra bağırsaklarımda şey var. Ülseratif kolit mi? Var. Bağırsaklarda, kalın bağırsakta ülseratif kolit mi var? Vallahi tıkanma var diye durmadan bu sol tarafımda sancı var. Kabızlık mı var? Kabızlık mı var?
Kabızlık var durmadan, böyle 2-3 günde bir çıkabiliyor. Ha, okey. Hanife Hanım, televizyonumuzun sesini kısalım biraz. Kabızlık varsa, şimdi kabızlık çok önemli. Şayet kişinin bağırsaklarında çok yoğun mantar varsa, bunların üretmiş olduğu toksik maddeler sinir uçlarını yakıyor. Etil alkol, metil alkol, butil alkol gibi zehirli gazlar, zehirli alkoller ne yapıyor? Bağırsakların üstündeki sinir uçlarını yaktığı için beyne zamanında sinyal gitmiyor. Kabızlık çok önemli bir sinyal. Hemen tedavi edilmesi gerekir. Aksi takdirde orada bağırsaklarda kalan besin artıkları ne yapıyor? Mantarlar bundan toksik madde üretiyor. Toksik maddeler bağırsakları yakar, kavurur. Bağırsaklar yanarsa, kavrulursa ne olur? Zamanla önce ülseratif kolit, önce kolit, sonra ülseratif kolit, sonra Allah korusun kansere kadar. Kolon kanserinin sebebi %90 kabızlıktan kaynaklanır. Çünkü sürekli kabız olursa sürekli toksik maddeler bağırsakları yakar. Bu nedenle kabızlık problemi varsa hemen tedavi edilmesi gerekir. İksir, aloe vera jel, Sinemeki Forte ve kara halile. Bu da ayrı. Kara hindibadan farklı. Biraz önce kara hindiba dedim ya. Kara hindiba kansızlığa karşı, kansızlık ve guta karşı. Kara halile ise ülserat... Kara halile. Halile. Kara halile. Evet, kara halile bağırsaklardaki ülseratif kolit ve kolite karşı etkili. Evet. Alo. Efendim. Buyurun efendim. Hani İbrahim Bey görüp karşımda duruyor hiç benimle, ha? Kayseri Mustafa. Buyurun. İbrahim Bey. Efendim, buyurun, dinliyorum. Hocam bende şeker var. Şeker olduğu için biliyorsunuz her şeye anlatmama gerek var mı bilmiyorum. Anlatmanıza gerek yok, anladım. Geçmiş olsun Mustafa Bey. Evet. Sağ olasın hocam. Evet, o ürünleri bugün konuşmayacaktım ama açtığınız için konuşuyorum. Şeker hastalarında böbrek yetmezliği, tansiyon, kalp damar rahatsızları olanlarda cinsel performans düşer. Cinsel performansın düştüğü için bazı insanlar tabii problem yaşıyor. Erken başlanma vesaire gibi. Bu tür rahatsızlığı olan insanlar kimyasal ilaç kullanırsa ne olur? Evet. Allah korusun, kimyasal ilaç nabzı, yani kalp atışını çok hızlandırdığı için aniden ölümlere sebep olur. Bu nedenle kimyasal ilaç kullanmak çok çok tehlikeli. Biz epimediumlu macun ve kapsül ürettik. Ne yapıyor bu? Bir, tansiyonu yükseltmez. Nabza etki yapmaz. Kalp atışlarına herhangi bir yan tesiri yok. Şeker hastası da kullanabilir. Böbrek yetmezliği olanda, kalp damar rahatsızlığı olanda kullanılır. Fakat bunun piyasada sahtesini üretenler de var. Onlar şimdi epimedium, yani azgın teki otu, bunun maddesi, ham maddesi Çin'den getiriyoruz. Bir kilosu $5,000. Fakat bazıları ne yapıyor? Zedelefin denen kimyasal madde katıyor. Kimyasal madde ne yapıyor? Zarar veriyor. Bu nedenle içerisinde kimyasal madde olan epimedium denen ürün almamalı, dikkat etmeli. Kaş yapayım derken göz çıkarma riskosu var. Bunu kullandığı zaman kişiyi şeyden... İlişkiden yarım saat önce bir tatlı kaşığı yeterli. Tatmin olmaz, yeterli gelmez. İki tatlı kaşığı da alabilir. Zararı yok değil mi hocam? Hayır, hiç kimyasal bir şey yok. Tamamen doğal. 19 çeşit bitki içerir. Keçi boynuzu, çakşır kökü, çakır diken, damiyana, yohumbin, 19 çeşit bitki var. Hepsi doğal. Kimyasal hiçbir madde yok. Kimyasal kullanmıyoruz. Hayır, kimyasal kesinlikle bizim buradaki hiçbir üründe yok. Artı mesela bu tonikte birleşimin de çok önemli maddeler var. Eğer ki kimyasal madde kullanırsanız bu sıvılarda özellikle bilemediğiniz başka rahatsızları tetikler. Bu nedenle biz Türkiye'de ilk bir sistem uyguluyoruz. Doğal bir antibiyotik de demeyeyim de zararlı bakteri ve mantarları yok edici doğal koruyucu. Koruyucu. İlk biz kullanıyoruz. Nedir o doğal koruyucu? Söylemeyeyim, sır olarak kalsın. Söyleyin hocam. Yani şimdi şu melisa, yani oğlotun ekstraktından, karanfil ekstraktından elde edilen özel bir koruyucu. Avrupa'dan bir ülkeden getiriyoruz, bunu kullanıyoruz. Çok pahalı olmasına rağmen
Bunu kullanıyoruz. Kimyasal ilaçlar, yan etkisi çok ucuz, yan etkisi çok büyük olduğu için kullanmıyoruz. Alo. Alo. Buyurun efendim. Ben hocamıza bir mazeretim vardı, onu soracağım. Buyurun. Benim 3 yaşında bir torunum var. Anlamadım. 3 yaşında torunu varmış. Evet, buyurun. 3 yaşında torunum var. Sakat, gözler görmüyor, ayaklar tutmuyor ve bu torunumda kabızlık çok şikayetlerimiz oluyor. Hocamıza buradan soruyorum. Ne gibi bir şeyler uygulayabiliriz biz çocuğa? Ha, kabızlığıyla ilgili aloe vera jel kullansa yeterli. Bağırsak florasını düzenler ama diğer rahatsızlıkları onlar ağır yani doğuştan olduğundan evet. dolayı veyahut da şey olduğu için ona bir şey diyemeyeceğim. Yani onlar farklı bir durum. Fakat kabızlıkla ilgili aloe vera günde 3-4 defa bir tatlı kaşığı verdiğinizde kabızlık problemi ortadan kalkar. Problem değil. Günde 3-4 defa? Bağırsak florasını düzenler, kabızlığı önler. Hiçbir yan etkisi yok. İçimi de güzel, tadı da güzel. 18 yaş altı da kullanabiliyor değil mi hocam? Hiçbir yeni doğanlar da kullanılabilir. Yeni doğan bebeğe dahi verebiliyoruz. Yani tabii, bu kadar tabii. doğal. Şimdi benim küçük oğlum doğduğunda onu hemşireler bakmamışlar, soğuk suyla yıkamışlar. Çocuk üşütmüş. Titriyor, zatürreye önce bronşit, sonra zatürreye. Hastanede kaldı, çıkamadık. 4 çeşit antibiyotik veriyorlar. Dedim ne olur ya, bu yeni doğan çocuğa 4 çeşit antibiyotik verilir mi? Ah. Her Gökçek gitmek istiyor. Alman diyor ki, mecburuz Gökçek. Almanya'dasın. Almanya'da, Frankfurt. Ne olacak? Bu böyle devam edecek. Bir hafta, iki hafta baktım, hiçbir değişiklik yok. Gizlice dosyayı aldım, hemşireden baktım. Hiçbir gelişme yok. Aa, tamam dedim, ben bunu kendim çözerim. Ne yaptım? Itır forte ürettik biz. Doğal antibiyotiktir, itır. Itır forte. Bunun damlası var bizde. Üşütme, grip, nezle, bronşit, vereme karşı. Eskiden vereme çok yoğun olarak kullanılıyordu. Kimyasal ilaçlar çıkınca unutuldu. Itır forte. Bulamam şimdi burada. Ben ona itır forte verdim ve çocuk böyle avuç dolusu balgam kustu. Hiçbir şey kalmadı. Itır, grip rahatsızlığı olanlar için ise ekinezya. Ekinezya şu gördüğünüz bitki. Buna bakır otu da denir. Bakır renginde. Kipri otu da denir. Şu çiçek tohumu döküldükten sonra çiçekleri böyle tohumları aynı kipriye benzer. Kipri otu da denir. Bakır otu da denir. Var mı ülkemizde yetişiyor mu hocam? Eskiden yok da şimdi yetiştiriliyor. Şimdi bunu, var. Kızılderililer 4000 yıl kullanmışlar. Kızılderililer. Şimdi Kızılderililer de Türk bilirsiniz. Evet, Kızılderililer Türk. Uzaydan gelmediler ya. Nereden gittiler Kızılderililer Amerika? Nereden gittiler? Bilmiyoruz hocam. Amerika ile Alaska ile Sibirya arasında Bering geçidi var. Yani 6 ay burası buz tutar. 2 metre derinliğinde buz oluşur. Sibirya'dakiler mesela geyik avlıyor. Bir bakar Alaska'da. Alaska'da geyik avlayanlar kendini Sibirya'da bulur. Yani Asya'dan Amerika, Amerika'dan Asya'ya geçerler. Zamanında Orta Asya'da kuraklık nedeniyle Türklerin bir kısmı Kızılderililer gökten inmediler. Ekstra bir millet değil yani. Ortasından göçmüşlerdi. İlk defa zamanında. Duyuyorum hocam ben. Tabii onların kongresi oldu birkaç sene önce İzmir'de biz Türk'üz diye bağırdılar çağırdılar. Gazetelerde falan çıktı ya duymadınız. Hatta ben onların New York'ta şeyleri var. Ne diyorlar o Häuptling şey reisleri var. Biz Türk'üz vesaire dedi. Evet. Şimdi o Kızılderililer bunu 4000 yıldır kullanıyorlar. Grip üşütmeye karşı. Biz de buna karşı Ekinezya forte geliştirdik. Ekinezya forte. Üşütme, grip, nezle gibi bu soğuk havalarda kullandığı zaman kişi günde 3-4 defa ağır vakalarda 2 tablet alabilir. Kapsül alabilir. 2 tablet alabilir. 2 kapsül. Kısa sürede bunu kullandığı zaman üşütme, grip, nezleyi hemen buyurun. Alo. Alo. Buyurun efendim. İyi yayınlar efendim. Teşekkürler, buyurun. Ben hocama bir sorum vardı ya. Tabii ki. Buyurun. Merhaba hocam. Buyurun, hürmetle. Benim bebeğim var, 5 aylık. 5 gündür ishal olmuş, durduramıyoruz. Doktora götürüyorum diye yapacak hiçbir şey yok. Eve götürün, bu ilaçları kullanın. Yani sizi biraz önce internetten dinledim. Kahve ve limon dediniz, onu denedim şimdi 1 saat önce. Onu bekliyorum, acaba faydası olur mu diye. Evet, çok güzel. Şimdi hafif vakalarda kahve, limonlu kahve ishala iyi gelir. Limonlu kahve. Limonlu kahve.
bir fincan kahveye, yarım fincan kahveye, yarım fincan limon sıkılır, içirdiğinde ishali keser. Yarım fincan kahveye, yarım fincan limon. Limon suyu. Limon, evet, limon suyu. Denedim. Fakat bu etkili denemiş olmazsa o hafif rahatsızlıklarda yeterli. Ağır vakalarda mikrop kapmışsa, ağır bir durumsa, uzara, bu da ipek otu, Afrika'da yetişir. Güney Afrika'da. Bununla ilgili Almanya'da birçok klinik araştırması yapılmıştır. Uzara en ağır ishali keser, en ağır. Uzara forte. Çocuğunuza bakın, eğer ki bir gelişme olmazsa kullandığınız zaman göreceksiniz hemen etkisini. Hocam sizi bizler hemen burada olacağız. Devam mı ediyoruz? Hocamızla devam ediyoruz. Tamam hocam, göndermiyoruz o zaman. İshali dahi önleyici özelliğe sahiptir. Almanya'da bununla ilgili yüzlerce kişi üzerinde tedavi denemesi yapmış. Birçok Alman firması bunu üretiyor zaten. Uzara Forte. Bizim Uzara Forte Alman firmalarının üretmiş olduğu ishale karşı ürünlerden, Almanlar ürettiğinden daha etkili. Neden? Çünkü bu Forte'dir. Evet, evet hocam. Buyurun. Telefonumuz var. Alo. Alo. Buyurun efendim. İyi günler efendim. İyi günler, buyurun. Alo, sesimi duyuyor musun? Tabii tabii duyuyoruz. İyi günler efendim. Ben Dağcılar'dan arıyorum. Gül Hanım Sırbudak. Buyurun. Ben hocama bir şey soracaktım efendim. Ben uyuyamıyorum. Bir de kan değerlerim biraz düşük. Bir bilgi almak istiyorum hocamdan. Tabii. Şimdi kalktık ayağa geziyoruz. Gezelim hocam, bizim programımızda al. Ne isterseniz evet, yapalım. Pasiflora, pasiflora arıyorum. Pasiflora bu. Buna çarkıfelek otu, yani Mehmet Ali Erbil'in çarkıfeleği değil yalnız bu. Çarkıfelek çiçeği. Çok güzel bir çiçeği var. Şu çiçeği rengi lila. Bunun otu, çiçeği tamamının ekstraktından Pasiflora Forte diye bir ürün ürettik. Nedir bu? Pasiflora uyuyamama, uykuya dalamama, sık sık uyanma gibi uyku rahatsızlıklarına karşı dünyada en etkili birkaç bitki var. Nedir? Oğlotu, çarkıfelek ve kedi otu kökü. 19 çeşit bitki ekstraktından oluşur bu pasiflora. Kişi uyuyamıyorsa bunu kullandığı zaman kuzu gibi olur. Hiçbir rahatsızlık kalmaz. Fakat bağırsağında problem varsa, ki şişkinlik, hazımsızlık, kabızlık, gaz oluşuyorsa bunun tedavisi şart. Mantarlar yok olmazsa alttan yukarı doğru sıkışır organlar. Karaciğeri, mideyi, pankreası. Bu da akciğeri, akciğerde kalbi sıkıştırır. Bu nedenle kişinin bağırsağında problem varsa mutlaka tedavisi gerekir. Eğer böyle bir rahatsızlığı varsa iksir, aloe vera jeli de gerekir. Eğer ki bağırsaklarda bir problem yoksa sadece pasiflora kullanmak yeterlidir. Uyku rahatsızlarına karşı çok çok etkili. Evet, telefonumuz kapandı hocam sanırım. Evet, uyuyamama, uykuya dalamama, sık sık uyanma maalesef çok çok yaygın. Sokaklarda bazıları özellikle ilkbahar, yaz, sonbahar aylarında şehir merkezlerinde motosiklet sürüyorlar. Bir de motosikletin ne yapıyor adam? Egzozunu çıkarıyor. Çok gürültü yapsın diye. Gece yarısı saat 1-2. Yani düşünmüyor. Çevrede yaşlı insan mı var? Çocuk mu var? Hasta mı var? Bu insanları uyandırır mı? Uyanmaz mı? Düşünmüyorlar. Evet hocam, düşünmüyorlar. Alo. Alo. Buyurun efendim. Ben İbrahim hocamla görüşmek istiyorum ya. Tabii ki, buyurun. Alo. Buyurun. Buyurun. Alo hocam. Hürmetler, buyurun, dinliyorum. Ben kulak hastasıyım. Nefes alamıyorum, yürüyemiyorum. Ben ne kullanmak istiyorum hocam? Kulak. Ne hastası? Kulak, kulak. Kulak. Kulak, uyuyamıyorum diyorsun. Kulak içinde mi asım var? Astım, burası kulak olmuş, kulak. Kulak, ha tamam, anladım. Kulak. Kekik forte, ıtır forte. Kullandığınız zaman evet, nefesiniz yavaş yavaş açılır, rahatlarsınız. Kekik forte, ıtır forte. Itırla ilgili Avrupa ülkelerinde 50 binden fazla hasta üzerinde denenmiş. Klinik araştırmaları yapılmış ve etkisi ispat edilmiştir.
50 binden fazla. Itır forte, kekik forte, iksir jel kullanın. Birkaç hafta içerisinde rahatlarsınız. Relax, rahat rahat uyursunuz. Hiçbir probleminiz kalmaz. Çok geçmiş olsun diyoruz efendim. İyi akşamlar diliyoruz. Hocam evet. Hastalarımız bekliyor. Hürmetle gireceğim saygılar. Dediniz. Yani acele. Biz isteriz ki programın sonuna kadar kalın. Sağ olun. Çok sıkıştırıyorlar. Sürekli. Çok uzaktan gelenler oluyor.